Şimdi tabii hem Güven hem Levent önemli vurgularda bulundular. Eğer biz programa geçen yılkı gibi haftanın olayıyla girmiş olsaydık, benim tespit ettim. Kendime göre üç tane haftanın olayından bir tanesi bu maça ait. Hı hı. Ben de bahsedeceğim aşağı yukarı. Belki de aynı şeyleri. Ama ben 60 seneden fazladır, 65 senedir futbol maçı seyrederim. 6 Dünya Kupası, 6 Avrupa Şampiyonası, bir tane olimpiyat, yüzlerce ikili maç. Avrupa'da bizimkilerden bahsediyor. Ben hayatımda bir kalecinin böyle gol yediğini ilk defa bulur <laughs> İnanılmaz bir şey. Ersin. Kardeşim top geliyor kaç 20 metreden atıyorum kafadan. Senin iki tane savunma oyuncun rakiple çok yakınlar. Yani. Hiç kimse olmaz. Adam tek kalır, savunmanın arkasına bir top düşer, kovalar topu. Sen kaleden çıkarsan, çarpışırsan, bulursan, alırsan, <laughs> eyvah alamazsan başka şey. Sen ne işin var ceza sahası yarım yayının içinde ya? O topta. Da... Galiba, galiba çift... Wellington'a da bırak diyor ki, Wellington'dan hamle yapıp vazgeçiyor. En azından edersen. neyle yani... çıkacağına karar veremedi. Kafayla çık, beraber değil ya mi? Yani Hayır bak diyorum. Yani kimse olmasa kafayla çık, elle çık, oyundan atılmaya, elle el, el, ha yani. oyundan ya. atılmaya razı ol. Bunların hepsine şapka çıkar. Ama <laughs> iki tane savunma oyuncu var ki senin kaleden çıkıp ceza sahası içinde o ıskaya böyle bir şey görmedim ben ya. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben iki tane gördüm. Bu ikisi de Beşiktaş'ın yediği gol. Birisi Fevzi yedi ayağın altından ha, başka. kaçırdı. Birisi de şimdi şeyde harikalar yaratıyor. Günay yedi şeyden e, Schneider'den abi, maçında bacak, bacak arası o başka bacak şey. arası değil abi çıktılar topu geçtiler ya, o başka. Yasin de yedi. hatırlar. Evet. Abi böyle bir golle Fener Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Edu Volkan. Ha, Boşa şey, çıktılar. Onda boş kaleye kafayı vurdu. İnanılmaz bir şey. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum tabii işte o Santrfor falan da alınacak herhalde. Beştaş bu kalecilerle hiçbir yere gidemez. Çok genç ama 19 yaş. Ben bilmem. 2001 doğumlu. Neden diyorum bunu? Dün bir maç seyrettik. Başakşehir şey ne o? Hatay. Hatay. Adam Fas milli takımının dünya kupası oynamış. 32 milli maç oynamış. Kalecisini almış abi. 28 yaşında. Atanınla tutanın iyi olacak. Ha, ha, sen sen niye, niye almıyorsun abi Beştaş olarak? Ama Sergin önce dedi ki benim Ersif ve Utku kalecilerim güveniyor. Güzel. Görürüz ilerleyen günlerde. Büyük takımın büyük kalecisi olur kardeşim. Ha orta sıralarda oynuyorsun. E iyi işte ya bunlar yarın öbür gün ustalaşır. Bunlardan daha iyi yararlanırız veya satarız bir şey olurlarsa filan de. Ama büyük takımın böyle şeylere tahammülü yoktur. Asla ve asla yoktur. Maç 0-0 olsaydı ha. şimdi Ersin bir numaralı gündem maddesi. Gündem maddesiydi. Bunu vurguladıktan sonra Şöyle e, şeylerle bir kere e, Levent de söyledi güvende. Trabzon takımının yarısı gitmiş. Şorlu. Yarısı. Yarısı gitmiş. Neden? Sıkıştığın zaman uzun top atıyorsun, tutuyor. Arkası dönük bekliyor senin oyuncularını. Veyahut da daha uygunsa hop yanından fırlayıp gidiyor. Burada Fener'e attığı, kupada attığı son gol gibi filan. Çok önemli bir o. Yukarıdan öyle havadan patlama gücü var. 90 dakikada önüne atıyorsun evet abi. Evet, iki yıkıp Evet gidiyor. Gidiyor gibi. abi. Tamam mı? Yani yarısını kaybetmişler Trabzon takımını. Ha, yerine kimi aldılar onu bilmem. Sosa şöyle tabii yüksek tekniği olan, oyun görüşü olan bir oyuncuydu. E, Trabzon'da da benim tespitim yine bu. Gayet güzel kendini ayarlıyordu oynarken. 7 dakika, gücünü, yedi dakika evet. var 3 dakika yok filan gibi böyle. Bunlar akıllı oyunculardır. Ondan sonra öbürü de Novak'tı değil mi? Evet. Müthiş bir Sol hücum dakika. gücü. Yani ama Kemal ha. sen bak bir sağdan Pereira bindiriyor. Soldan Novak bindiriyor. E, Bakeme içeri doğru tabii. giriyor. Sörlot'un yanında birdenbire Bakeme diye bir e, rakip savunmanın da e, çekindiği ne bileyim telaşa girmesine neden olduğu bir adam var. Çok önemli eksikler. Bu, bu ha, bu kenar adamları da olmayınca Beşiktaş maçında. Çok önemli eksikler. Tabii Cülerme Jülerme ben geldiği yerde onu çok seyrettim. Jülerme'yi geldiği kulüp, geldiği takım nerede oynatıyordu? Kenarda Sağ tarafta oynatıyor, oynatıyor. Kenarda oynatıyor. Sağda, sağda içeriye Niye? sol ayağıyla orta yapıştırıyor. Fizikman çok yeterli değil. Hı hı. Boğuşmalara giyip fiziğini yitirmesin diye topu aldığı zaman gören iyi kullanan bir oyuncuydu. Daha az darbe aldığı daha az zorlandığı bir yerde alıyordu tık 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 oynatıyordu. Şimdi siz bunu orta sahada oynattığınızda ezerler cüller mi? Bu e, Trabzon umarım bir takım transferler doğru yoldan bir şeyler bulur yoksa yoksa iki sene evvel Fenerbahçe'nin düştüğü duruma düşer şimdiden söyleyeyim bu şey ne durumda sol bek olan Novak'ın yerine gelen Marlon muydu o sakat sakat, mıydı? sakat cezalı galiba, mıydı? sakat galiba gelelim Beşiktaş'a çok fazla uzun konuşmak istemiyorum yalnız Beşiktaş'ta bir tane oyuncu var Mensah adlı siz Beşiktaş olarak mensahı, rakibi orta sahada koruma, bol bol atiba kademesi filan gibi, rakibi tahrip gibi işlerde kullanırsanız mensahtan hiçbir şey alamazsınız. <laughs> Bravo Kemal. Çöker. Mensahı biraz serbest oynatacaksınız. Öne doğru. Öne doğru. Bak ikinci de öyle biraz oynadı. Ne yaptı abi? Gördünüz yani. Yok abi. Yani şeyde de öyle, geldiği takımda da öyleydi. Ne goller attı, ne goller attırdı. Çok önemli bir kabiliyet bu adam. Ama siz bu adamı koruma olarak, muhafaza olarak oynatırsanız, bu adamdan o büyük klasının karşılığını alamazsınız. Bir şey daha devam ediyorum. Ya sizin takımda Dorukan diye bir oyuncu var, değil mi? Kaç yaşında bu? 22 23, 23. galiba. 23. Yani, 23. yani mesela ben mahsus sordum evet, yani, tamam. 22 yaşında diyeyim. Abi sen hala Beştaş olarak Oğuzhan'dan bir şey mi bekliyorsun ya? Hala bir şey mi bekliyorsunuz Oğuzhan'dan ya? Neden bak? Atiba oynuyor. Atiba'ya şapka. Ona zaten hiçbir şey demiyoruz. Ama Mensah'ın biraz evvel bahsettiğim, Levent'in de hani evet dediği, güvende kalitelerini, özelliklerini ortaya koymak için yanına bir tane Dorukhan lazım. Oğuzhan değil. De gelecek şimdi. şimdi. Ha, işte. O zaman mensa ya. daha rahat eder. İşte bu maçla ilgili şimdi yani konuş. Ben onun onu, onun cevabını e, araştırdım. Biraz şöyle görmek lazım Dorukhan olayını. Dorukhan bütün yıl geçen yılı sakat geçirdi. Tamam. Toparlayamadı. Fizik güç olarak daha ilk 11'de başlayıp maçı götürecek bir e, çizgiye ulaşamadığı için yavaş yavaş Dorukhan devreye giriyor. Yani e, 50. Şey, dakika yok kaç? 50. dakikada girmiş galiba evet. değil mi? 50 yani, evet. Evet 50. dakikada. Yani eh, Dorukhan Konayı o yoksa Ay, Dorukhan 40. şimdi ha. mesela Dorukhan Ozan, Ozan takası falan diyorlar. Ha. Dorukhan Ozan takası yapılacaksa <laughs> e, Ozanı Ozanı veren yanında bir de 5 milyon var. Yüksek, Ay, al Ali'yi al, al, al Ali'yi ver Veli'yi. Ya, o, Öyle bir takas, ya, takas yani. Onları, Dorukhan çok çizgisi çok yüksek bir futbol. Ozanı da neden istemiyorlar? Ben de anlamıyorum. Ben... ben de bunu mesela, anlamıyorum. Sen toplama yani ben burada. <laughs> Kafamın basmadığı bir şey var ya. Bu Ozan Tufan geçen sene Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından ee, bir tanesiydi ya. Evet. Birdenbire neden istenmeyen bir adam haline geldi? Ben onu düşündüğümde kendi kafamda şunu buldum. O kadar çok adam oldu ki. Onun yani bir, ona para bir, edecek hayır, birisi tamam, gidebilir bu Trabzon diye. Trabzon'un orta sahasına koysan birçok şeyi yırtar. <laughs> ya. Oo, Trabzon, ben olsam Oo. Trabzon olarak teklif yaparım Fenerbahçe bana şimdi ver diye. Trump sende 6 evet. ay yok diyorlar. Evet, ben olsam alırım yani. Sonra demin e, şey... Levent iyicene vurguladı. Ya bu Necip de nereden çıktı be kardeşim? Ya? Yani böyle torbadan çıkar, tombaladan Abi topçu çıkar. Topçu falan değil adam. Değil ya, ya olur mu? Bir kaleci, oy, ben valla Beşiktaş bak bugün Beşiktaş'ta sorumlu biri olsam bir de ligde yerim klasmanın belli olmuş olsa diyelim misal atıyorum yani bir örnek. Ne bir maçta kaleci oynadı. Geçti galiba bir defa Güven abi. Ben öyle hatırlıyorum. Hayır, bir <laughs> atılmıştı kaleci galiba ki bir dakikalara benim aklımda öyle bir şey Bende kaldı. Bende de öyle bir şey var da çok yani, net hatırlamadığım evet. için söylemedim Leventciğ. Yani ve çok enteresan şu dönemde yani e, bazıları mesela e, Gökhanla. Caner çok iyi futbolculardı. Beşiktaş'a iyi hizmet ettiler. Aşk, ahlaklı tabii. hizmet ettiler. Şimdi Fenerbahçe'ye gittiler. Fenerbahçe'ye de Beşiktaş şeyi iyi hizmet edecekler. Ahlaklı futbolcular. Ama Fenerbahçe'deki Gökhan'la Caner, Fenerbahçeli Gökhan'la Caner. Evet. Beşiktaş'takiler profesyonel futbolcu Gökhan'la Canerdi. Tabii. Şimdi geçelim Necip örneğine. Necip Beşiktaşlı futbolcu. Yani Beşiktaş için tek indirim yapan da adam. Evet ama bir şey de şey güven tamam orası öyle yüzde yüz katılıyorum da adama sahada hangi görevi versen Bakem'e şey çalışamadı o Evet orada, abi 6 oldu. puanını alıyor bir kere onun üzerinden. Ön Sonra yorumlarda, ilavesi var. Ön yorumlarda hepsi, bu affedersin bugün Hı. çok lafa giriyorum. Ee, ön yorumlarda bütün e, yorumcular Bakem'e Necip'i eşleştirdiler. Bakem'e Necip'i perişan edeceğini konuştular. Ama e, öyle bir şey e, olmaz. Yani adam de. stoper oynattın oynadı. Öyle mi abi? Oynadı. Yani orta Ortalık. saha oynatıyorsun adam oynadı. Ön libero oynatıyorsun adam yani her türlü görevde sana altıyla bir kere kulübede oturtuyorsun Kulübe oturuyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Evet. Tamam Sorun mı abi? Sana. Yani da bir de bu Hasiç. Bu ne bu? Nereli bu? Bosna'da galiba. Bosnalı evet. mı? Evet. Yani evet. Türk değil değil mi? Değil. Yani değil. yani. Vallahi bu maçta Beşiktaş'ın en çok çırpınan, en çok mücadele eden her türlü Beşiktaş aleyhine oluşabilecek aksiyonlara her şeyini koyarak mücadele eden bir oyuncu. Birkaç defada kazandı top. Hı? Ayakları çok. Şimdi iyi o defa da 2001'li 18 yaşında. Bak, birkaç defada kazandığı topu çok iyi kullandı. Evet. Onu yani. da gördüm yani dediğin gibi. Sağ ve sol öyle büyük bir özgüvenle topa vuruyor ki Helal olsun. Yani biraz olgunlaştığı zaman çok önemli bir futbolcu evet olacak yani. diye bekliyorum. Ve çok iyi görev adamıydı da. İşte Boyd, Boyd da, Boyd. iki taraftan Trabzonspor'un çıkmasını, kanatları çıkmasını ilk görevleri oydu. O görevde iyi yerine getirdiler. Geçen sezon Ümraniye Spor'da 8 maçta 2 golü var. Buna rağmen Sergen Hoca güvendi. Hazırlık maçı da oynattı. Çok müsait bir pozisyonda golü kaçırınca çok eleştirilmişti. Ama zeminden Buna kaçtı rağmen ya. oynadı oynattı. Ben haklı demedim ne de yani anladım tespitin bravo iyi demişsin sosyal medyada şut vurmuş ama eleştire. zeminden top sekti adam oradan amokacı autuyla yöneteden küçüken meydanda böyle bir algısı ya. var nerenin ya. sosyal mi ya bırak şunu allah ya, allah ya allah allah allah'a şükürler ya. olsun bende yok adam bir tane kaçırmış bir yani. metrede ne goller dün mü evvelsi gün mü ne İngiliz liginde mi ne hangi ligde Fransa liginde mi ne şey be Neymar kalenin içinden topu dışarı attı evet, evet vuramadı evet. koca Neymar Arar. Abi bu tür hatalarda devamlılığa bakarım. Bir futbolcu bir takım hatalar yapabilir. Ya Benim tabii kaçmaz mı ya? O gün keyfi yerinde olmaz yapabilir. Birçok nedenle yapabilir ama devamlı değilse onları görmeyeceksin. Ya Rasim, Rasim Hoca'ydı şeyin Beşiktaş'ın hocası. Avrupa maçıydı. Bir metreden dışarı vurdu ama Tabii. Bir metreden vurdu. Top sekti kaval kemiğiyle vurdu. Tabii abi. Futbolun içerisinde var bunlar. Var. Evet. Ama siz, işte bunları Sergen Yatın ister evet. gibi siz düşündü. Siz bu arada aklıma gelmişken söyledi.